Cümleten merhaba arkadaşlar. Milyon TV'de yepyeni bir fanzin programında daha karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Tuna Kiremitçi. Hoş geldin Tuna, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Güvencim, sağ ol. Seni gördük, daha iyi olduk. Eyvallah Üstad. Tuna konuğumuz. Konumuz da rock'n'roll'dan çizgi romana, çizgi romandan sinemaya kadar bayağı bir açılacağız. Senin de aklına başka mevzular gelirse bak şunlardan da konuşalım Hadi dersen. hayırlısı. Evet arkadaşlar, bu gece etrafta gördüğünüz afişlere de bakılacak olursa sözünü edeceğimiz mevzular da var. Asım Can Gündüz'ün afişlerle rock tarihi bölümünde karşınıza çıkıyor ve bir de klibi gelecek. Klibin de çok ilginç bir hikayesi var. Klip kayıptı. Rahmetli Asım Can abimiz de bu klibi uzun bir süre görmek istedi. Fakat ben arşivin o dağınıklığı içerisinde çok geç buldum. Onu kaybettikten kısa bir süre sonra Ama senden çok anısına şey isteyenler yaptım ama. oluyordur yani falanca tarihte senin programa gelmiştik, nerede onun görüntüsü falan diye çok sorar Oluyor oluyor. oluyordur Neyse buluyoruz. Bir iki tane öyle çıktı. Mesela işte Metalium'un Verlan diye bir parçası bir tek bendeymiş kopyası. herhalde. Fakat üstüne yazmadığımız bir kasetli dönemlerde kullandığımız, radyoda kaset kullandığımız dönemlerden o parçayı bulamadık. O çok büyük sıkıntı oldu bize. Onun dışında Pentagram'ın Bodrum Kalesi konseri kayıtları lazım olmuştu. Neyse onu bulduk. O zamanlar işte bir demo albümde, self albüm çıkarttılar. Oraya koydular o parçayı falan. Bazen durumu kurtarabiliyoruz, bazen Ben de çaresiz bir de istek kalabiliyoruz. aldım gelirken. Leke grubunun gitaristi Burak Aldınç da geldim de Atlas'ın da gitaristiydi aynı Aa, Leke'nin zamanda. kayıtları var. Onları Tabii. sitesine koysun da biz de seyredelim diye ricacı oldular senden. Elçiye zeval olmaz ben söyleyeyim Emir şimdiden. telakki ederiz Üstad, ne demek siz? Tamam, TürkiyeRockTarihi.com'da arkadaşlar yakında Renan Renan Bilek'in Bilek'in lekesi evet. ha o Tabii de Leke, bir o zaman Leke ismini kullanmıyordu Renan gerçi ama. Bilek olarak çıkmışlardı. Albümün adı Leke'ydi de o grubun adı da önceleri Leke'ydi. Ondan sonra Eyvallah. albümün adına çevrilmişti falan. Kaldı ki Leke grubuna ait kayıtlar da çıktı. Video değil, audio olarak. O zamanlar işte şey kaydetmişler, demoları Demo falan kaydetmişler falan. Çok da güzel yani o zamana göre 80'ler son 90'lar başı Evet evet ben şeysine göre. stüdyodaydım onlar kaydederlerken hatırlıyorum hatta. Ahmet Üstad, Güvenç'in stüdyosunda kaydedilmişti onlar. seninle Şeyde, konuşacağımız çok şey var bu akşam. Taksim'de. Üstadlar, böyle şey hani canlı tarihin tanıklarını yakaladığımız zaman tabii ki biz bir yandan da kayıt alıyoruz ya, bizim için daha keyifli Yani oluyor 30 böyle yaşında sohbetler. olmamıza rağmen ilginç yani evet. Şimdi son 2 yılımıza baktığımız zaman işte klipleriyle beraber Tuna Kiremitçi ve arkadaşlarıyla oldukça zaman geçirdik. 2 yılı buldu değil mi? Oldu. Baştan Yani 2016'da başlamıştı. yazında başlamıştı galiba. Bravo, Haziran bravo. değil mi? Evet. 2016 Haziran'ında Pamela ile söylediğimiz şarkıyla başladı. Uçmak istiyorsan. Sonra albüm 2017'nin Ocak Şubat'ı gibi çıktı. Tamamlanması da Mart'ta falan da o yayın serisi tamamlanmıştı yani 10 şarkı. Her ay bir Peki şarkı şeklinde. ilk masaya oturduğunuzda bu düetleri hani sonuna kadar götürürüz bir albüm doldururuz kafasıyla mı çıktınız? Ondan sonra mı yavaş yavaş oturdu? Soru plak biraz geç çıktı aslında. Albüm de çok zamanda çıkmadı. Ya aslında proje Pasaj Müziği ve Murat Doğan'ın bir fikri olarak doğdu. Biz işte böyle ayda bir buluşup kahvaltı ederiz, çay içeriz Murat'la. Çok eskiye dayanıyor bizim arkadaşlığımız da. Müslüm Gürses için yapılan Aşk Tesadüfleri Sever albümünde benim Affet'in sözlerini yazmam zamanına. Eyvallah. Ondan beri süren böyle istikrarlı bir arkadaşlığımız var. Bir gün yine çay kahve içerken dedi ki, sen dedi 20 yıldır bu işin içindesin. Hakikaten de 20. yılıydı benim müzikle uğraşmaya başlayışımın. İşte şarkılar yazar durursun gel sana özel bir proje yapalım dedi. Ne yapacağız abi dedim. İşte sen dedi hem geçmişteki şarkılarını istersen Kumdan Kaleler zamanından Atlas'tan olan şarkılarından seç. İstersen kendi sıfır bestelerinden seç. Böyle bir 10 şarkılık repertuar yap. Kadın şarkıcı arkadaşlarını dostlarınla beraber düet şeklinde seslendir. Hatta dedi her ay bir tanesini yayınlayalım bunların. Böylelikle 10 ayda tamamlanacak bir albüm şeyi olsun. Sonra Maratonu. toplayıp maraton olsun. Sonra da toplayıp bunları albüm yaparız. Biraz da hani piyasanın ve günümüz şartlarının gereklerinden doğmuştu bir fikir aslında. Değil mi? Bunları Dijitale verelim. Klip dijitale olarak verelim. izlensin falan. Evet, Mütevazi çok klipler güzel. çekelim. Öyle yani klip deyince aklımıza gelen prodüksiyonlu, kozmetik şeyler yapmayalım. Performans klibi gibi şeyler çekelim. Bir format içinde onları da hatta çekelim. Ve başımıza ne gelirse gelsin, dünyada ya da memlekette, dinleyiciye her ay bir şarkı sunalım. Tamam dedim ben, yeterince şarkı vardı zaten.
solist arkadaşlarımıza teklif götürdük. Önce Pamela ve Özge ile başlamak istedim ben. En eski arkadaşlarım onlar olduğu için. Uğurlu gelsinler diye. Sağ olsunlar kırmadılar. Onlar da başlattılar reaksiyonu. Sonra o şekilde devamı da geldi. Yani başladığımız zaman bir şekilde tamamlayacağımızı biliyorduk da. Yani ne kadar ilgi görür, ne kadar keşfedilir, ne kadar bu kervana dinleyiciler katılır onu tabii bilmiyorduk. Ama her ay bir şarkı çıkartmaya Murat kararlıydı. Yani o beni de motive etti o yüzden. Ben de işte zaten müzik dışında hiçbir şey yapmak istemediğim için son 4-5 yıldır oturup bütün konsantrasyonumu işe verdim. Evet, müzik dışında bir şey yapmamak derken zaten mesleğin sorulduğunda artık ne yazarım ne yönetmenim diyorsun. Müzisyenim. Ya ben yola zaten müzisyen, gitar çalan ve şiir yazan çocuk olarak çıkmıştım 15-16 yaşındayken. Şimdi aradan bunca sene geçince çember dönüp tekrar başa geldi. Şimdi ne iş yapıyorsun diye sorduklarında? Müzisyenim ama şiir de yazıyorum aynı zamanda. Eyvallah. Diyorum. Yani 25 yaşında olmama rağmen hala vazgeçmedim. Eyvallah. Bu arada daha önceki işte Kumdan Kaleler dönemi, Atlas dönemi, evet, solo dönemler ve şimdi yaptığın düetler içerisinde baktığımız zaman yurt dışında herhangi bir albüm yayınlandı mı bu albümlerden? Yok, yayınlanmadı. Bildiğim Peki, kadarıyla yayınlanmadı yani. Şimdiye kadar yurt dışında kaç ülkede, kaç dilde kitapların çıktı? 17-18 ülkede çıktı. Ve yazar değilim diyorsun yani. Ben de tufaya düştüm ondan. Sorunun nereye gittiğini anlamadım. Baştan uyansam kıvıracaktım belki de şey yapamadım ama. Gafil avladım. Aslında beni. Şöyle. Şimdi arkadaşlarla Japonca dolduruyoruz ilk albümü. Yok. O da Japonya'da çıkarsın. Ya orada şey olan, matrak olan şu. Şimdi ben müzikle başladığım için meseleye ve ilk edebiyat dünyasına adım attığım zaman da benim müzisyen olduğum biliniyordu. İşte belli bir çevrede de olsa kabul görmüştü Kumdan Kaleler albümü. O yüzden de edebiyat dünyası beni bir gün bile yazardan saymadı aslında. Yani hep işte roman yazmaya heveslenmiş bir müzisyen muamelesi gördüm yani. Ne yaparsam yapayım da bunu değiştiremedim. En sonunda ben dedim ki belki de onlar haklı. Ya bir türlü Oscar'a aday olamayan şey çizgi roman uyarlaması film gibi kalmış arkadaş. Yani belki de onlar haklıdır dedim. Zaten yazmak istediğim şeyler de bitmişti. Dedim bu müziği de ihmal etmiştim açıkçası. Çünkü kendimi evimde hissettiğim sadece müzik yaparken ve şiir yazarken oluyor benim. Şimdi o ihmal ettiğim yılları telafi etmeye çalışıyorum işte sıkı çalışarak. Bu proje de o yüzden iyi oldu yani. Peki ama bir yandan müzik devam ederken öte yandan işte 18 ülkede kitabı yayınlanmış, evet, bir yazarsın yani. Evet. Bunun da bir anlamı olsa gerek. Vardır herhalde. Bilmiyorum. Yani onu burada anlatabilmek önemli diyorsun. Evet. Yani yazarlık bir de şöyle pis bir iş aslında. Efraim Kişron vardır. Hiciv yazarı. İsraillerin çok meşhur. O da diyor ki ben diyor yazar değilim, mizahçıyım. İnsan ancak öldüğü zaman yazar olur diyor. Aa, iyiymiş. Ben de müzisyenim yani. Çünkü yani yazarlıkta bir şeyimiz varsa, bir marifetimiz varsa biz öldükten sonra o kalır ya da kalmaz yani. Şimdiden ne desek boş o konuda çünkü. Ama en azından işte o edebiyatla evet, meşgalen, ilgi, alaka neyse senin evet, müzisyen tarafını zaten besliyor. Tabii tabii. Bir de şeyden dolayı hani şimdi edebiyat dünyası beni yazardan saymadı hiçbir zaman diyorum ama yani orada benim edindiğim dostluklar bana çok şey kattı tabii. Hani bizim jenerasyonun, bizim neslimizin yazarlarıyla arkadaşlık etmek. Evet. Yani onların fikirlerinden ve yazdıklarından faydalanmak falan devam şarkılarımıza bu da şey oldu. Üstad, o arada bu iş başlarken Atlas diye bir grubum vardı. Evet. Sonra ne oldu o iş? Ya ben 2012'ye kadar 2009'dan Bulgaristan'da kalmıştım yani orada yaşadım daha çok. 2012'de yurda döndüğümde kesin dönüş yaptım da yani aklımda sadece müzik yapmak vardı. Fakat nasıl yeniden başlayacağımı bilmiyordum işlere. O zaman eski müzisyen arkadaşlarım aradılar beni. Yani Kumdan Kaleler'den de önce beraber gitar çalmaya başladığımız, yani tünelde beraber gitar alma hayalleri kurup beraber Eftel Dudur'dan ders aldığım o zamanki çocuklar dediler biz bir grup kuruyoruz, sen de bestelerin varsa kap gel. Sonra kendimi bir evin garajında demo kaydederken buldum bunlarla beraber. Sonra iş ilerledi. İşte demo albüm kayıtlarına dönüştü. Serkan Çeliköz prodüktör ve aranjör olarak geldi. Sonra Sony Müzik devreye girdiler. Sağ olsunlar. Bunu
yayınladılar. Ve Atlas'la beraber biz konserler veren, işte gazetelere, röportajlarda ahkam kesen falan bir gruba dönüştük. Ve 4 güzel yıl geçirdik beraber. Klasik rock tadında çıkarmış olduğumuz bir EP'miz, bir de albümümüz var Atlas'ta. Yani Selam Yabancı albümüyle. Bir Uyumsuz Bulut EP'si. Daha sonra şimdi Çöl albümü çıktı Atlas'ın. Benim son iştirak ettiğim albümleri oldu. 2 tane bestem var orada da. Atlas devam ediyor yoluna. Fakat ben daha akustik müzikler yapmaya karar verdiğim zaman da dedik ki hani Atlas'ın dokusunu bozmayalım. Çünkü onlar daha cayır cayır gitarlarla çalmak istiyorlar. Sen git abi, kendi solo projeni yap. Bir şey lazım olursa da haber ver, gelelim dediler. Evet. Bu arada senin solo çalışmalarında Atlas grubunun kesişim kümesinde Pelin Özülkü var galiba. Evet. Senin arkadaşlarınla yaptığın kayıtların konserlerinde galiba Pelin. Evet. Yani bütün oraya çıkanları toplayamayacağına göre tabii. Tabii şu sahnede bana eşlik eden arkadaşlarımdan bir tanesi Pelin. Yani düetlerin bir kısmını 5-6 tane konserde Pelin'le beraber seslendirdik. Sonra Atlas. Sonra benim yerime Atlas'ın solisti oldu. Evet, çok da güzel olmuş, yakışmış. Mümkün olduğunca eski dostlarla falan bol bol birbirinize zaman ayırın. Hani konserlerinde olsun, yeni kayıtlarında olsun falan. Olabildiğince birlikte olabiliyorsanız olun. Bunlar biz dinleyicilere de keyif veriyor. Ya bu bir de benim çok sevdiğim bir Selim Öztunç bestesidir. Yani başından beri çok seviyorum. Pelin'in sesiyle de ekstra. Yani güzel bir rock şarkısında benim aradığım her şey var bu şarkının içerisinde. Öyle diyorum yani. Herkesin ellerine sağlık. Evet, şimdi Üstad, biraz sonraki veterimiz Akmar Pasajı ile ilgili olacak. Akmar Pasajı dediğimiz zaman bizi hemen zaten daha ismini telaffuz ettiğimizde 90'lara götüren bir şeysi var. Evet. Böyle bir tınlaması var. Akmar Pasajı diyoruz. Hey gidi falan. Sonra evet. Yaşıyor. Senin hey gidi dediğin zamanlar içerisinde Akmar'ın yeri var mı? Uğrar mıydın? Akmar yok bende. Bende şey var abi. Ankara'daki Tunalı Pasajı. Ha, yani Ankara'nın evet, Akmar'ı doğru. Olan. Evet, doğru, doğru. Ankara Tunalı Pasajı'nda ben 1 yıla yakın tezgahtarlık yaptım orada. O alt kattaki plakçı dükkanlarından birinde, işte Süleyman abilerin de bir tanesi olduğu plakçı dükkanlarından birinde Erkayvs diye bir 30 bin plaklık 500-600 CD'lik, ki CD daha yeni çıkmıştı o dönemlerde. Ve bütün müzikal veri tabanımı orada oluşturdum diyebilirim aslında. Süleyman Üstad'ın da ismini almışken çok özel bir adam, çok enteresan bir adam. Yani müzik olarak zaten her şeyi toplayabiliyor falan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, hakikaten öyle ve iyi de bir koleksiyoncu. Mesela ben afiş topladığı yanını bilmezdim falan. Onu da öğrendim. Bravo dedim yani. Ya adam Amerika'ya, Hollywood'a falan afiş tedarik etmiş falan bir adam çıktı falan böyle. Ben Ankara'ya çalmaya gittiğimizde falan uğrarım Tunalı Pasajı'na. Yani Süleyman abinin dükkanına hala canavar gibi dimdik ayakta yani tabii duruyor. Tabii benim de ilk gittiğim yer hep orası. Yani o şey Ankara'da Tunalı Pasajı vardı. Akmar'ın muadili olan. Evet, peki senin yaşadığın zamanlarda, ortamlarda İstanbul'dan farkı var mıydı? O nasıl yaşanıyordu? Biz İstanbul'da daha çok soluk alıp Ankara'da konser varsa doluşup bir vagona gidiyorduk gerçi konserler ama. Benim ikili bir hayatım vardı o zaman. İstanbul'da yatılı okuyordum, ailem Ankara'daydı. Ben tatillerde aile ziyareti yapacağım zaman ya da o zaman beklemeye kalmıştım. Sınıfta kaldığım için bir yıl Ankara'da tek başıma kalınca ne yapayım bari işe gireyim çalışayım harçlığımı çıkartayım dedim. Tunalı Pasajı'nda dolaşırken de müzisten anlayan eleman aranıyor diye bir şey gördüm. İlan, ben geldim müzikten anlıyorum diye girdim. 15-16 yaşında falanım yani, aldılar beni oraya, tezgahtar yaptılar. Fakat çok şey bir pasajdı orası, yani İstanbul'dan, Berlin'den, işte Samsun'dan falan insanlar vintage plak bulmaya gelirlerdi yani. O kadar geniş bir arşivleri vardı. Ankara'da o zaman işte Özge'nin, Pamela'nın, onların da müziğe başlamış oldukları, Manhattan'ın kısa zaman sonra ortaya çıkacağı çok hareketli bir aslında şey rock dünyası vardı. Ya dostluklar, hukuklar bir de oradan başlıyor. Mekanlarda başlıyor yani oradaki evet, insanlar. Evet, yani o aynı mahallenin çocuğu gibi oluyorsun. Yani bir taraftan öyle bir rock kültürü var Ankara'nın, kültür sanat kültürü var yani edebiyatçılar içerisinde o zaman. Üniversite yıllarında bir yıllık Şebnem'in de bir geçmişi var orada, Şebnem Ferah'ın. ODTÜ'de. Değil mi? ODTÜ, evet. Tabii. Doğru. Yani zaten ODTÜ kendi başına bir çevre falan. İşte bir taraftan özgün müziklerin ilk ortaya çıktıkları o Soltan Danslı, işte Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli etkisinde müzik yapmaya çalışan gençler var bir tarafta.
Bir tarafta da işte seyrettik ya Ankara Gri Değil Siyah belgeseli evet. beraber. Yani orada önümüzdeki günlerde onun da afişi gelecek. Öyle mi? O konuya da değineceğiz tabii. Orada hangi gruptu orada? Hezihil ekseninde anlatılan o dünya var bir taraftan da işte Ankara'da. Ben daha çok o hani ağır metal kısmına pek karışmadım işin. Hep hard rock, alternatif rock kısmında kaldım. Ama orası besleyici bir ortamdı yani o zaman gerçekten de. Orada bir birlikte çalıp takıldığınız kimseler falan öyle bir şeyler falan oldu bir ekip falan. Olmadı. Ben müzisyenliğimi hep İstanbul'da yaptım. Ankara'nın bana katkısı işte gittiğim yerlerde dinlediğim müzikler. Altyapıyı sağlama konusunda. Altyapı sağlama. Bir de işte çalıştım, tezgahtarlık yaptım. Plakçı dükkanında sabahtan akşama bedavaya CD plak dinliyorduk. Onlar bayağı bir kulak dolgunluğu yaptılar. Yani bir sürü müziği orada keşfettim. Eyvallah. Bu da çok güzel bir hikaye, bir anekdot. Evet, şimdi biz Akmar pasajımıza geliyoruz arkadaşlar. Kadıköy'e geçiyoruz. Kadıköy'de Akmar dediğimiz zaman dediğimiz gibi işte bizim için anılarımızda çok özel, çok ayrı bir yeri var. Bugün girdiğimizde tabii ki o geçmiş günlerden pek eser yok diyeceğim ama neyse ki kale gibi orada duran birkaç tane arkadaşlar var. İşte Zihni olsun, Emir olsun, Atlantis olsun, işte poster ve tişört temin eden arkadaşlarımız falan olsun. Onlar yerli yerinde duruyor. Etraflarında hep şeyler böyle ders kitabı satan dükkanlar falan sarmış durumda falan. Sahaflar var ama onlar da ders kitabı almadığın zaman sana ters ters bakıyorlar. Ha işte sahaf demeye dilim varamıyor bir türlü. Var arada bir tane iki tane böyle eski kitap da bulunduran yer var ama herkes böyle test kitabı falan filan derken. Evet. Bir ilim irfan yuvası oldu o şeylerden sonra biliyorsun 90'lar sonu falan kıyameti yaşandı. Akmar pazarına baskınlar düzenlendi falan filan. Evet. Onlar da ayrı bir belgesel konumuz bizim. Onları da işleyeceğiz. Evet. Onlara da geleceğiz sonra. Velhasıl 2018 nasıl geçti sorusu kafamızdayken gittiğimiz yer yine Akmar pasajı oldu. Akmar'a girdik. Yine oradaki hani bu işin başında duran, neyse ki kaleyi bırakmayan arkadaşlardan öğrendik ne olduğunu. İşte karşımızda Akmar sakinleri. ...2018 metal adına güzel geçti diyebiliriz. Çok fazla albüm çıktı. Güzel güzel konserler oldu. Mesela konserlerden ne oldu? Moda konseri çok iyi geçti. Onun bileti bizde satılıyordu. Çok iyi satıldı. Albümlere gelirsek Türk grubumuz Burial in Location ilk albümlerini çıkardı. Abiogenesis albümün kapağı da dikkatinizi çekmiştir. Ünlü çizer Dan Seagrave çizdi. Bu albüm hem CD hem plak formatlarında ülkemizde çok sattı. Ondan sonra yine Kadıköy'ümüzden Sarı Mamit var, Black Metal grubu. Onların CD'si ve plağı oldukça ilgi gördü. Yakın zamanda çok yeni Ayılar var, punk grubu. Onların plakları çıktı. Şu an istim üstünde diyebiliriz. Yabancılarda da en çok ne sattı dersek Behemoth biliyorsunuz Şubat ayında konsere geliyor ve yeni albümleri çıktı. I Love You, Your Darkest. O iyi sattı. Onun dışında Revocation, Outer Ones ve Hyperdontia. Bu aslında yarı Türk yarı yabancı diyebiliriz. Kadıköy'den iki eleman var, Danimarka'dan iki eleman var. Bunlara da ilgi oldukça iyiydi. 2019'u da bekliyoruz. Çünkü 2019'da biz Dr. Skull plaklarını ve CD'lerini ilk defa yayınlıyoruz. 24 Ocak'ta da lansman gecesi olacak. Şu an en çok satan biletimiz onun bileti. Yine 2019'da Joy of Tate geliyor, Queen Sayın solisti. O da efsane Operation Mindfire albümünü baştan sona çalacak.
Stüdyomuzdayız arkadaşlar. Tuna Kiremitçi ile sohbetimiz devam ediyor. Üstad, şimdi eski bir abimizden söz edeceğiz. Asım Can Gündüz'den. Allah rahmet etsin. Şimdi afişi görüyorsunuz arkadaşlar burada. 1980'li yılların ilk yarısından kalan bir afiş. Oldukça nadir, zor bulunur konser afişlerinden bir tanesi. Asım Can Gündüz'ün de hani 80'li yılların Asım Can Gündüz'ü en iyi anlatan afişlerinden birisi bana göre. Çok şamata, çok özel bir abiydi, çok güzel bir gönül abiydi. Gönül insanıydı. Evet. Tam bir gönül adamıydı. Yani. Program öncesi de senin nasıl tanıştığınla ilgili bir şey konuştuk. O çok güzeldi. Onu izleyicilerimizle paylaşalım Üstad. İşte 90'lı yılların başında bizim o zamanki yani Kumdan Kaleler'in bir provasından çıkmıştım herhalde. Softcase gitar var üstümde. Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçeceğim çünkü Kadıköy'de oturuyorum. Kıştı yani, bugünkü gibi bir hava vardı. Motora bindim. Geçerken bir baktım karşımda Asım Can Gündüz oturuyor. Gitarı işaret etti falan. Evet abi, ben de işte nacizane müzik yapıyorum falan dedim. Geldi yanıma oturdu hemen. Biletleri de o aldı. Benim biletimi de ödedi. Ondan sonra dedi, ben çok severim gençleri dedi. İşte ne güzel müzikle uğraşıyor olman. İşte bazı tavsiyelerde bulundu falan. Kendi projelerinden bahsetti. İşte o zaman yabancı şarkılara Türkçe söz yazdığı bir albüm vardı. Onun telif haklarıyla boğuşup duruyordu. Gerimur'dan Stilgatte Blues'un teliflerini almak için verdiği mücadeleyi anlattı bana. Türkçe söz yazmıştı ona. Öyle yayınlamak istiyordu. Öyle hoşbeşte çok güzel bir yarım saat geçirdim kendisiyle. Yani hiç tanımadı ve bir daha da karşılaşıp karşılaşmayacağı belli olmayan no name bir müzisyene gösterdiği sıcaklık benim için güzel bir anı olarak kaldı yani ondan sonra. Her gördüğüm zaman kendisini onu hatırlamışımdır. Evet, çok özel, çok güzel bir insan ki günümüzde hani böyle bir müzisyenin karşısında genç bir müzisyeni görüp de sohbet açması az aslında. Ne zaman vapurda genç bir müzisyen otursa karşıma, o anı hatırlarım yani. Peki senin hiç muhabbet açtığın falan oluyor mu öyle? Çok. Şey? Bazen şimdiki gençler çok girişken zaten, kendileri açıyorlar muhabbeti. Ha, tanıyınca hemen yanına giriyorlar, doğrudur. Evet arkadaşlar, şimdi afişten yola çıkıp nereye varacağız? Asım Can Gündüz'ün ilk albümü oldukça rötarlı çıkmıştı. 1980'li yılların ikinci yarısı içerisinde çalışmalara başladı, hazırlıklarını yaptı. Fakat albüm bir türlü çıkamadı. Yıl 1991 oldu. 91'de ancak çıkabildi. O günkü koşullar içerisinde kolay kolay bandrol alamadı. Çünkü çok radikal bir albümdü o zamana göre. İçinde kullandığı sözler, işte bir takım yaklaşımlar falan. Çok şey geldi, farklı ve ürkütücü geldi. Ama sansasyon yaratmıştı. Tabii çok büyük sansasyon yarattı. Neyse ki kalan müzik en son işin içine girdi. Hatta hiç unutmuyorum, gazetelerden dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a açık bir mektup yayınladı. O açık mektuptan sonra nihayet bandrol alabildi albüm. Ve albüm çıktı. İlk albümü hala Asım Can Gündüz'ün başyapıtı olan albümdür. Geçmişe dönük arşiv nitelikli bazı albümlerin artık plak olarak basılabilmesi hep aklıma bunu getirir. Bir gün acaba bu albüm de plak olarak raflarımıza çıkabilecek mi diye düşünüyoruz. Ki analog kaydedilmiştir büyük ihtimalle zaten. Hani plakta iyi sonuç verecek bir albümdür o. Martin Crew Spencer vardı ve hani bayağı dijital mevzusunu çok şey yapmışlardı. Biraz sentetik bir durumda vardı ama tabii gitar kayıtları falan olduğu zaman ama davullar falan canlı falan değildi çok... galiba. Evet. Davullar canlı değildi. Tamam, doğru hatırladın şimdi. Çok yani doğru. O dönem için zaten şey hatırlarsın belki. Midilerin yeni çıktığı zamanlar. Tabii yani. Evet, stüdyolarda doğru. Davul odası kalmamıştı evet. Zaten. Aa, davulu böyle de çalabiliyoruz. Gerek kalmadı davulculara yaşasın deyip. Evet. Ya şey hatırlıyorum yani rock grupları için stüdyoya gitarlı giden yani gitar olması olmaz mı falan neredeyse o noktaya bile davul geliyordu. Davul tonlayan stüdyo bulmak çok zor işte hocam. Onu hatırlıyorum yani. Davulu kayıtta doğru tonlayan stüdyo bulmak çok zor işte. Midilerle yapalım işte hemen 2 dakikada falan kafası vardı. Günümüzde çünkü. Ama tekrar davulun ve akustiğin de biraz geri dönmesiyle herhalde bu sorunlar. Sıkıldı insanlar çünkü o seslerden atlatıldı. Artık. Yani kullandıkları zaman da bilinçli kullanıyorlar insanlar. Yani bir davul loop'u kullanacaklarsa belli bir sound'a hizmet etsin diye yapılıyor. Hani davul çalmaya üşendikleri için değil. Eyvallah. Yani artık şey işte kasti yapılan şeyler var. Midi davullar var yani. Neyse ki. Bunları arkadaşlar duyduklarınızı bir kenara not alın. Ders niteliğinde bazı şeyler gerçekten var. Ki bir dakika, senin öğretim görevlisi olma gibi bir özelliğin de var değil mi? Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sinema bölümünde yardımcı hocalık yapıyorum. Yani bazen ihtiyaç... Devam mı hala?
Şimdi şeylerden, yani müzik işlerinden çok yoğunlaştığımız için müsaade istedim şu anda ama 3 yıl boyunca yaptım yani geçmiş. Yani bu geçtiğimiz sömestreden önceki 3 yıl boyunca yaptım. Eyvallah. İşte bunu bir takım böyle maaşlarla falan yapan bir insan burada ücretsiz olarak sizlere bir şey sunuyor. Yok yahu gençler biliyorlar şimdi pek çok şeyi. Eyvallah. Öğretmeye de kalkmasınlar bir de. Öğreniyoruz da yani. Öyle gençlerle mi? Çalışmanın iyi bir tarafı da o zaten. Öğreniyoruz yani. Sonuçta bu projede de ben yani 18 yaşındaki Sena Şener'den de pek çok şey öğrendim. Ece Mumay'dan da çok şey öğrendim. Yani Evrencan Gündüz'den de bir şeyler öğreniyoruz. Yani gençlerin de getirdikleri kendi dünyaları var. Farklı evet, o dünyayı öğretme var. Açısından, öğrenme açısından. Bazen genç bir müzisyen çıkıyor, ben çocukken Kumdan Kaleler dinlerdim diyor. Sonra sen ondan bir şey kapıyorsun falan. Bu karşılıklı etkileşim bizim işimize geliyor tabii. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar Asım Can Gündüz hikayesini evet bağlayalım artık. Bu albüm çıktığında çıkan ilk kliplerden birisi şimdi izleyeceğiniz klipti. Ve uzun yıllar kayıptı. O kadar uzun yıllar kayıptı ki Asım Can Gündüz'ü kaybetmeden biraz önce bu klip çıkar mı bir yerlerden diye konuşuyorduk. Çünkü kendisi de kaybetmişti. Bulunmuyordu klip. Derken işte bizim o ilk Eko zamanlarından falan VTR kasetlerinden o şeylerden Betacam'larda kaydedilir. Şimdi Betacam sistemler kaybolmuş. Her şey dijitalden veriliyor şimdi televizyonlarda. Onların birisinden neyse üstüne yazmamışız ama çıktı klip, sapasağlam çıktı. TürkiyeRockTarihi.com'a biz bunu sunduk, koyduk. Fakat o arada Asım abiyi ne yazık ki kaybetmiştik. Onun anısına saygıyla biz bunu her elimizdeki fırsatta sunmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir fırsat oldu. Milyon TV'de fanzin programında şimdi... Bu arada Aquaman gösterime girmişken çizgi romanı da piyasaya çıktı arkadaşlar. Rengarenk müthiş bir baskı kalitesiyle karşımızda. DC Rebirth dizisinin 4 ayrı yayın evi tarafından şu anda serinin kitapları çıkmakta. Birinci cildi de Aquaman'ın boğulma, ikinci cilt yayına hazırlanmakta. Özellikle filmde izleyeceğiniz işte süper kötümüz Black Manta'nın çizgi roman versiyonuna baktığımız zaman, filmde karşılaştığımızda her zaten uzman izleyiciler arasından bir dostumuz da söyledi. O yaratılan su altı dünyası o kadar muhteşemdi ki çizgi romandakine yakın bir sonuç çıkartmışlar. Hatta daha da ötesini çıkartmışlar. Onu üç boyutlu falan izlediğin zaman hakikaten başın dönüyor. Vay arkadaş sinema nereye gelmiş ya falan diyebiliyorsun. Galiba sen oğlunu herhalde yarın sinemaya götüreceksin galiba. Evet artık o kadar şey yaptın ki anlattın ki hangi filme gidecek. İki bilet daha hadi bakalım. Evet. Üstad dediğim gibi beğenmezsen gel bilet şeysinin parasını iade edeceğim. Çözeceğim ya sorun değil. Evet arkadaşlar, kitaptan söylüyoruz. Kitap tuğla gibi, sayfa sayısı yazılmamış ama 120 sayfanın biraz üstünde galiba, 130-140 sayfa olabilir. Tavsiye ediyoruz, edininiz, okuyunuz, çizgi romansız kalmayınız. Peki elimizde başka neler var? Şöyle görsellerden bakıyoruz. Bu hafta sizlere şöyle bir box göstereceğiz. Geçen hafta Şebnem Ferah'ın box'ını sunmuştuk sizlere. Koleksiyoncular için dedik, bulunması imkansız parçalardan bir tanesi. Kargo'nun da böyle bir çalışması var. Şöyle bir box'ı görüyorsunuz. Geçen hafta Şebnem'in kutusunu açarken parçalıyordum arkadaş. Yanlış yerden tutmuşum şuradan. Neyse sonra fark ettik. Evet, şurada gördüğünüz gibi Kargo'ya ait bir takım görseller, kitapçıklar. İçinden şöyle Kargo'nun CD'sinin çıktığı bir bölüm var. Hop açıyoruz. Kargo'nun kasetinin olduğu bölüm var. Şebnem Ferah'ın bu baksıyla aynı dönemde, aynı günler içerisinde çıkmış olan bir çalışma. Firma o zaman basına ve özel bir takım dinleyicilere bu baksları yapıp gönderdi. Sayıca çok az yapıldı. Bu nedenle bugün için bulunması hayli zor bakslardan. Koleksiyoncular köşemiz için bu hafta bunu tavsiye edebiliriz. Geliyoruz yılın plak baksına. Plak baksında da arkadaşlar şöyle bir İlhan İrem baksını görüyoruz. O kadar çok parlıyor ki esas şeye göre. Evet, Nuri Kurtçebe'nin çizmiş olduğu bir kanatlı bir zatı görüyoruz. Kutuyu açıyoruz.
Üstad ben senden şöyle bir yardım istesem. Evet. Şu kapağını bir zahmet sana. İçini açıyoruz şöyle arkadaşlar. İçinden başlıyor bir sürü güzellikler çıkmaya. Stickerlar çıkıyor. Efendim bardak altları çıkıyor. Giymelere kıyamadığım, paketi bile açamadığım şöyle bir tişört çıkıyor. Sonra albümle ilgili, daha doğrusu üçlemeyle ilgili şöyle bir kitapçık görüyoruz. Kitapçığın içerisinde de yine daha önce İlhan İrem'in Köprü albümünde yer alan çizgi roman ekini burada sayfalar halinde yan yana, sayfaları yan yana tasarlanmış olarak görüyoruz. Nuri Kurtçebe'nin çizimleriyle yine karşımızda ve derken Pencere, Köprü ve Ötesi albümleri karşımıza plaklar halinde. İsterdik ki tabii eski orijinal kapaklarıyla gelebilsin. Böyle uygun görmüşler, böyle tasarlamışlar. Yeni kapaklarıyla üçleme karşımıza böyle çıkıyor. Bu yıl için box anlamında yerli yapımlar içerisinde yapılmış en iyi çalışma diyebiliriz. 2019 için galiba Dr. Skull Box'ı da şimdiden yılın en iyisi olmaya aday ki daha yılın başlarında yani Ocak ayı içerisinde çıkacak. Geri kalan 11 ay içerisinde bu box'ı geçebilecek bir yapıt daha çıkabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Üstad çok sağ ol, zahmet oldu. Teşekkürler. Evet, İlhan İrem'in bu box'ı da sanırım satışta çok az kaldı. Acele eden ediyor. Ondan sonra bulunması zor. Şimdi bir sohbete geçeceğiz ama bu hafta tanıttıklarımızla ilgili lafı uzattık. Biraz sonra o mevzuya girelim. Evet, Tuna Kiremitçi'nin bir anlamda hikayesinin başladığı albüm diyebiliriz galiba. Evet. Denize Doğru. Albüm önce kaset formatında çıktı. Tabii. 90'lar ortasıydı sanırım. Evet ya işte Mor ve Ötesi'nin ilk albümü, Necropsy'nin ilk albümü, Cargo'nun 96 senesi. Yani 96 senesinde çok fazla. Zaten 96 tam kırılmanın olmuş. Başladığı evet. Yer oldu. Şöyle ki Cargo'nun ah hey 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 demesiyle evet. Rock bir popüler müzik alanına da giriş evet. Yapmış oldu. Hani işte Kumdan Kaleler, Necropsy falan filan evet. Daha içe dönük, daha evet. Kendi evet. Dinleyicisine ulaşan, daha kapalı evet. Devre bir durumken Cargo ile beraber popüler bir arenaya geçmiş olduk. 96'da evet tarih yazılmış yani ilginç bir şekilde ve evet. Tam da işin başında sizler varmışsınız. Demin de kulaklarını çınlattık ya Renan Birek'in. Evet. Onun sayesinde aslında oldu. O zaman Ada Müzik'le çalışıyordu. Doğru. Bizi Ada Müzik'le tanıştırdı ve o sayede bu albüm çıktı o zaman. Biz işte 3-4 senedir olan bir genç gruptuk. Sağda solda konserler veriyorduk. Demolar kaydetmeye falan çalışıyorduk. Yani belli bir olgunluk seviyesine gelmişti müziğimiz aslında. Bunun üzerine bu albümün kayıtlarına girdik. Ve albüm çıktı o zaman. Fakat biraz dünyaya erken düşmüş bir grup. Yani Kumdan Kaleler aslında. Çünkü bu tarzın 90'lı yıllarda aslında çok da fazla alıcısı yoktu. Pop da yapmıyorduk, standart rock da yapmıyorduk çünkü. Yani böyle akustik alternatif müzik diyebileceğimiz bir müzik tarzımız vardı. Yani aslında 2010'lu yıllarda yapılsa Kadıköy'lü bir indie grubu olabilirmiş Kumdan Kaleler yani rahatlıkla. Eyvallah. Biraz zaman olarak önce çıkmış bir albümdür ama zaman içerisinde dinleyicisini buldu. Bazen böyle şaşırarak "Aa, bu grubun solisti sen misin?" falan diyenlerle bile karşılaştım. Müzik yapmadığım zamanlar içerisinde ve hem güzel anılar oluşturdu hem de güzel bir müzikal kök oluşturdu diyebilirim bana. Evet. Daha sonra albümün ilk önce CD'si kaseti çıktı. Çok evet. Sonra galiba CD çıkmıştı. Tabii o zaman herkese kaset yapılmıyor. Yani daha doğrusu CD. CD pardon, herkese evet. CD yapılmıyor. Yani CD'nin çıkması senin un kapanının seni adam yerine koyduğunu. Ha bu çocukların yaptığı şeyin bir alıcısı var. Bari CD'sini de çıkaralım. Demeleri olan bir şey. Bayağı uğraşmıştık ki bizim de CD'mizi bassınlar diye. O zamanlar CD'nin basılmasını terfi etmek gibi bir şey sanıyorduk biz çünkü. Ha, demek bizi ciddiye aldılar, CD'mizi de basıyorlar diye. Halbuki sonradan öğrendik ki kaset müzik kalitesi daha yüksek olan bir şeymiş zaten. Şimdi öyle bir yere geldi ki albümler dijitalde çıkabiliyor. Birçok evet. Grup için CD çıkması oh be neyse ciddiye alındık falan. O biraz evet. Ölçü olarak falan kullanılmaya başlandı. Fakat kasetin verdiği ses pili aslında analog olduğu için CD'den yukarıda. Yani hacim olarak, ses hacmi evet. Olarak. Plak dediğin zaman da zaten. O çocuklar iyice evet. Yapıyor. Yani. Gerçi o biraz heves tarafı da var. Çünkü
albümler analog kaydedilmiyor ki stüdyolarda zaten. Evet. Dijital kaydediyoruz hepimiz. Yani onu plağa bastığımız zaman analog bir ses çıkmıyor aslında. Evet. Yani o bizim kendi hevesimizi tatmin etmemiz gibi bir şey oluyor esasında yani en iyi ihtimalle. Evet, yapılmış en iyi plaklardan birisi gerçi dağıldılar şimdi Flört'ün. Hayır, o öyle yaparsan mesela olur. Çünkü biliyorsun sen, evet, her tabii aşaması analogla yani, geçti. Flört uzmanı sensin gerçi de biliyorsun yani onlar analog kaydettiler, kafayı kırdılar bayağı bu işte. Ya gözümün önünde şeyi evet hiç unutmuyorum. Yani grubun elemanı Almanya'ya gidip geldi falan böyle. O mastering olmamış yerinde falan böyle başında işin bitirmeye bayağı çalıştılar falan. Falan kendi stüdyolarında yapılmış. Ya onu plak tabii yap abi. O çünkü zaten analog kaydedilmiş bir albüm. Ama bizim yaptığımız daha çok şey ya. olarak. Eyvallah. Evet, kumdan kaleler hikayesinden söz edince tabii laf lafa açıyor. Mesela işte CD'lerden söz ettik. CD'ler, CD çıkartabilmek terfi meselesi falan deniliyor 90'lı yıllarda ama Türk rock grupları açısından baktığımız zaman 90 kaçtı? 92'ydi galiba ilk Mavi Sakal iki albümü CD olarak çıkan hani rock gruplarının çıkarttığı doğru ilk albüm oldu. Doğrudur yani. Zaten Türkiye'de de CD'nin tarihi geçmişi 5 yıldı tam. Ki o 5 yılında 97'ydi sanırım ilk Gülden Karaböceğin CD'si basıldı. Hemen peşinden diğer yerli yapımlar da gelemedi. Yerli evet sanatçılara basılan CD'ler de gelemedi. Böyle albüm kapağını açtığında içinde şey okuyorsun. İşte bir Türk sanatçı için basılmış ilk kompakt disk plaktır diye böyle ibare koymuşlar falan. Ondan 1-2 yıl sonra ancak ikinci, üçüncü diğer şeyler geldi. Yerli yapım CD'ler geldi ki onlar da yurt dışında basılıyordu zaten uzun süre. Şimdi nereden nereye noktaya geliyoruz? CD'ler yurt dışında basılıyordu vesaire falan. Ondan sonra işte Türkiye'de de bu endüstri ilerledi. Şu oldu, bu oldu. Plak endüstrisi tamamen kapanmıştı. 80'li yıllarla beraber plak basacak tek bir cihaz Türkiye'de kalmamıştı. Ve şimdi Türkiye'de plak basımı 2019 içerisinde başlıyor. Yani üniteler daha bu yıl sonuna doğru ancak kuruldu. Buna da şükür. Sevindim bakalım fiyat olarak bize ne getirecek, nasıl dönecek? Yani tabii fiyatlar iner mi? Yoksa hani en azından bir müddet daha sabit kalır, zamlanmadan tabii almamıza mı neden olur? Onu göreceğiz. Yani şimdi zaten albüm konsepti artık şey oldu biliyorsun. Hani içinde 10 tane şarkı olan bir paketi satın almak bugün için geçmişte kalmış bir fikir gibi geliyor aslında. Evet. İlla alacaksan ve koleksiyoncu olacaksan da aslında plak da bir daha tatlı bir şey almak için. Tabii demin işte Akmar Sakinleri arkadaşlar tabii söylediler. Ta 60'ların plakları falan en çok satış elde eden yapımlar hala falan. Evet. Yani senin kadar olmasa da koleksiyoncu kafası olan insanların. Yok benimki plak koleksiyonlar. Benimki şu kadar falan bir plak var. Yerli rock gruplarının plakları. Yani şey çok da dışına çıkamıyorsun. Çok pahalı bir merak. Çok şey. Bir de yer yok. Ha, yani CD alacağını onu almak daha mantıklı. Ha tabii. Evet. CD konusunda Türk rock tarihinin çıkmış bütün CD'ler herhalde eksiksiz olarak belki 3-5 tane eksiktir. Elimde var. Ona şüphem yoktu. O zaten çok enteresan bir şey söyleyeyim üstad. 90 kaçtı bakayım? 91'di. O zamanlar Güneş Gençlik diye bir şey vardı. Gençlik eki vardı bir gazete eki. Ben tabii 25 yaşında olduğum için hatırlamıyorum. Sizin üstad, zamanınızda. Gülersin ama olaya bak mesela şöyle. 15. kaset geliyor diye manşet atıp 2 haftalık yazı dizisi yapmışız 15 kaset için. Şimdi 2000 albümü geçmiş durumdayız yerli yapımlarda. Vay arkadaş. Mükemmel. Evet şimdi bu kadar gruplardan söz etmişken hemen 2018'i 19'a bağlayalım yavaştan. Gelecek program yeni yıl içerisinde olacak. Bu yıl içerisinde gerçi geçmiş yıllarda çok konuşulmaya başlandı ama bu yıl zirve yaptılar. Bu uzun isimli tuhaf isimli gruplar dedik. Üçüncü yeniler denildi. Bir sürü isim takıldı onlara. Uzun isimli tuhaf grup da güzel grup ismi değil mi aslında? Evet bir grup lazım. Tuhaf grup. Uzun isimli Kadıköy'lü tuhaf grup diye. Eyvallah. Velhasıl arkadaşlar biz 3 tane bu uzun isimli tuhaf ama çok harika gruplardan 3'üyle programı kapatalım. Seviyoruz evet. Yüz yüzeyken konuşuruz. Yok öyle kararlı şeyler ve adamlar. Adamların ismi kısacık değil arkadaşlar. Belki onlar da artık şey tarih olmaya başladı, unutulmaya başlandı. İlk ismi grubun Halim'den Konananlar idi. Sonra dur bu isim. Evet, üçü birden karşımızda arkadaşlar. Üstad geldiğin için çok çok ben teşekkürler. Tekrar bekleriz. Sohbetin çok güzeldi. Eyvallah. Sert kalınız, taviz vermeyiniz.